Doktor Eşref Atabey, jeoloji yüksek mühendisi. Asbestin tanımı, çeşitleri, bulunuşu, kullanımı ve sağlığa etkilerinden bahsedeceğim. Bu videoda asbestin tanımı, oluşumu, asbest minerali çeşitleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanımı ve sağlığa etkilerinden bahsedilmiştir. Başka videolarda Türkiye'de asbest bulunan yerler, Türkiye'de çevresel asbest tehlikesi, kentlerde endüstriyel asbest tehlikesi, asbest ve ak toprak, asbest salınan kayaş ve topraklar, asbestin binalarda kullanımı anlatılmıştır. Bu videolara YouTube kanalımdan ulaşılabilir. Asbestin tanımı. Yunanca'da yakılamaz anlamına gelen asbestinos kelimesinden türeyen asbest, lipsi kristal yapısına sahip, magnezyum silikat, kalsiyum magnezyum silikat, demir magnezyum silikat veya kompleks sodyum demir silikat bileşimindeki mineral grubunun ticari adıdır. Asbest, darbeye, ısıya, asitlere karşı dayanımlı, yanmaz ve lifsi yapıdadır. Asbestin kırsal kesimde bilinen adları amyant, ak toprak, marn, havara, gök toprak, çelpek toprak, geren toprak, taş yünü, kaya yünü ve höllüktür. Asbest minerali çeşitleri. Serpantin ve amfibol olmak üzere iki grup asbest minerali bulunur. Serpantin grubundan krizotil, lizardit ve antigorit, amfibol grubundan aktinolit, amozit, antofillit, krokodolit ve tramolit minerallerdir. Asbest mineralleri özelliklerine geçmeden önce asbestin nasıl oluştuğuna kısaca bakalım. Krizotil asbest oluşumu. Peridotit, dunit ve serpentin kayışlarının yer altındaki hidrotermal silisli getirimleri etkisi, jeokimyasal alterasyonla ultrabazik kayışlarda ve dolomitleşmiş kireç taşlarına bağlı oluşmaktadır. Krizotil asbest oluşumu, peridotit, dunit ve harzburjit kayalarının alterasyonuyla serpentinite dönüşme, serpentinit kayasının da alterasyonuyla krizotil asbeste dönüşme şeklinde bir süreci takip etmektedir. Amfibol asbest oluşumu. Tektonik sıkışma, faylanma ve kırık zonlarında hidrotermal akışkanların etkisiyle oluşmaktadır. Silisli getirimlerle değişime uğrayan aktinolit şist, tramolit şist, amfibol şist, mika şist, talk şist kayaları oluşum kaynağıdır. Asbest minerallerinin özellikleri. Serpentin grubu. Krizotil beyaz asbest. Beyaz, lifsi yapıda, yumuşak ve ipeksi parlaklığındadır. Sertliği 2,5 ile 4 arasıdır. Lif uzunluğu en fazla 5 santimetredir. %57 oranı üzerindeki asitlerde eriyebilir. Demir, krom, nikel ve kalsit içerebilir. Sulu magnezyumlu silikattır. Soldaki resimde peridotit kayacı içinde damarlar şeklinde krizotil lifleri, sağdaki resimde liflerin elektron mikroskopta görünümü yer almaktadır. Antigorit ve lizardit. Çubuksu ve levha özelliğindedir. Sulu magnezyum silikattır. Antigorit ve lizardit türü asbestin kanser yaptığı tespit edilmemiştir. Krizotil asbestin genel özellikleri çizelgede açıklanmıştır. Amfibol grubu. Krokodolit, mavi asbest. Lifsi, lifler yumuşak ya da sert, esnek, bükülebilir, mavi renklidir. Liflere mavi rengi veren yüksek soda oranı ve ana kayaştan gelen demir bileşiklerdir. Bazen içindeki demirin hava etkisiyle hematit ve limonite dönmesiyle kırmızı veya sarımsı lekeler ortaya çıkabilmektedir. Deniz suyundan etkilenmez,
yüksek su oranına rağmen lifler yüksek bir ısıya dayanabilir. Krokodilit lifleri en çok 7,62 cm'dir. Sodyum demir silikattır. Magnezyumlu olanı ribekittir. Resimlerde krokodilit lifleri görülmektedir. Amozit, grünerit kahverengi asbest. Kahverenginde lifsi yapıda demir magnezyum silikattır. Lif uzunluğu 1,27 ile 15,24 cm arasında, bazen de 30 cm'yi bulmaktadır. Düşük soda yüzdesini sağladığı ısı direncine, asitlerden etkilenmeme, alkali kimyasal eriklere ve tuzlu suya dayanma özelliklerine sahiptir. Resimlerde amozit lifleri görülmektedir. Antofillit gri asbest. Gri renkli demirli magnezyum silikattır. Antofillit türü asbestin kanser yaptığı tespit edilmemiştir. Soldaki resimde antofillitin makro görünümü, sağdaki resimde ise antofillit türü mezar taşları görülmektedir. Tramolit beyaz amfibol. Tramolit beyaz amfibol olarak da anılmaktadır. Gri veya sarımsı renklerde de olabilir. İpeksi parlaklıkta lifsi olup, lifler yumuşaklığının yanı sıra uzun ve kısa, sağlam ve zayıf olabilmektedir. Kalsiyum magnezyum silikat bileşimlidir. Soldaki resimlerde tremolit asbest lifleri görülmektedir. Sağdaki resim liflerin elektron mikroskop görüntüsüdür. Aktinolit, genellikle çubuksu yapıda lifsi, parlak yeşil renkli, camsı, ipek parlaklığında demirli kalsiyum magnezyum silikattır. Soldaki resimde görülen aktinolit minerali, sağdaki resim ise aktinolit liflerin elektron mikroskop görüntüsüdür. Asbestin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Fiziksel özellikleri, kimyasal yapıları, şekilleri, ticari kullanışları, mikroskopik görünümleri ve dayanıklıkları birbirinden farklı 6 çeşit asbest vardır. Bunların tek müşterek yanı hepsinin silikat minerali olmalarıdır. Asbest minerallerin kimyasal yapısındaki silisyum dioksit oranı, krizotil asbestte %42, krizodilit ve amozit asbestte ise %51 olup, içerdiği diğer bileşikler krizotil asbestte magnezyum oksit %42'dir. Demir oksit ve demir 2 oksit %3'ün altındayken, amozit ve krokodilit asbestteki magnezyum oksit oranı daha düşüktür. Öte yandan krizotil asbest ince, çok fazla esnek, ısıya dayanıklı iken, krizodilit ve amozit asbest daha kırılgan ve sert yapıdadır. Asbest minerallerinin çok geniş alanda kullanımını sağlayan temel özelliklerinin başında, yanmaya karşı dayanıklılık, duraylılık ve lif yapıları yer alır. Yanmaya karşı dayanıklılık. Bu özellik bütün asbest türlerinin en belirgin özelliği olup, bunun yanı sıra lifler oldukça yüksek ısılarda yapıları bozulmadan kalabilmektedir. Ancak asbest refraktör malzeme olarak kullanılamaz. Çünkü dekompoze olduktan sonra basınca direnç gösteremez. Duraylılık. Birçok asbest türü yüzeysel şartlara ve çürümeye dirençlidir. Ancak krizotil lifleri sürekli olarak nemli havada bırakıldığında, kopma ve deniz suyu ile temas ettiğinde ayrışma gösterirler. Krizotil lifleri asit etkisine de değişkenlik gösterirler. Asit veya kostik çözeltilere batırıldığında lifsi yapı etkilenmemekle birlikte parlak renkli bir artık oluşmaktadır. Buna karşılık amfibol asbestler kimyasal etkilere karşı daha dirençlidir ve deniz suyu, nemli hava ve gazlardan etkilenmezler.
Asbestin asitlere karşı davranışı ilk defa 1897'de Sijareder tarafından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre silisyum dioksit, magnezyum oksit ve su bileşimindeki türler asitlere dirençsiz, yaklaşık magnezyum oksit, silisyum dioksit bileşimindekiler ise asitlere çok dirençlidir. Birincisi serpentin grubunu, diğeri ise horblend tipi asbestleri yansıtmaktadır. Difsi yapılar. Tanımlama ve sınıflandırma için X ışınları difraksiyon verilerinden yararlanılmaktadır. Amfibol grubu asbest mineral lifleri düz, buna karşın krizotil asbest lifleri uzun, esnek ve yün veya pamuk gibi eğridir. Krizodolit ve amozitin lifleri ise daha kısa, düz ve kolay kırılan bir yapıya sahiptirler. Aktinolit, tramolit ve krokodolitin özellikleri çizelgede açıklanmıştır. Amfibol asbest liflerinin uzunluğu ve çapı. Şekilde krokodolit ve tramolit liflerinin amozit ve antofilit liflerine göre daha ince ve uzun oldukları görülmektedir. Bu özellikleriyle kanser yapma riski daha fazladır. Asbestin kullanımı. Asbest ısıya, asitlere dayanımlı olması, kırılma, çarpma ve darbelere karşı mukavemet gücü nedeniyle sadece 4 asbest lifi türünden olan krizotil, tramolit, amozit ve krokodolitin 1930-1980'li yıllar arasında 3000'den fazla endüstriyel alanda yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Çevresel asbest evlerin damlarında izolasyon malzemesi olarak sıva ve badanada kullanılmıştır. Asbestin bazı kullanım alanları resimlerde verilmiştir. Asbestten etkilenme. Asbestten etkilenme çevresel ve endüstriyel etkilenme diye iki şekilde olmaktadır. 1. Çevresel etkilenme. Asbest maden ocağında çalışanlar, asbest madeni fabrikasının yakında oturanlar, asbestli kayaç ya da toprak üzerinde oturanlar, toprağı asbestli olan tarla ve bahçede çalışanlar, asbestli pekmez toprağı çıkaranlar, asbestli arazide hayvancılık ve çobanlık yapanlar doğrudan etkilenirler. Asbest işçisinin yanında çalışan işçi, eşlerinin asbestle kirlenmiş elbiselerini yıkayan kadınlar dolaylı yönden etkilenirler. 2. Endüstriyel etkilenme. İmalinde asbest kullanılmış her türlü malzeme, asbestli malzeme içeren binalarda oturanlar, kentsel dönüşüm programına alınan ya da eski binaların yıkımı sırasında çevreye yayılan tozdan, şehir havasından etkilenme. Asbestin sağlığa etkisi. Asbest liflerinin iç ve dış ortam yoluyla solunması sonucu akciğer zarında kireçlenme ve kalınlaşma, su toplanması, malign mezotoliman yanı sıra karın zarı kanserine neden olduğu da ortaya konmuştur. Özellikle amfibol asbest grubu minerallerinden aktinolit, tramolit, amozit ve krizodolit liflerinin krizotil asbest liflerine göre çok daha kanserojen olduğu da belirtilmektedir. Tozların hastalık yapma özellikleri. Asbest tozları lifsi özellik gösterirler. Lifsi tozlar uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan parçacıklardır. Solunabilir toz, aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 ile 5 mikron arası büyüklüğünde, kristal veya amorf yapıda toz ile çapı 3 mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az 3 katı olan lifsi tozlardır. 0,1 mikrondan küçük boyutlu tozlar vücut için zararsızdır, solunum sistemine girip çıkar. 0,1 ile 5 mikron arası boyutlu tozlar
akciğere ulaşır, tehlikelidir. 5 ile 50 mikron arası boyutlu tozlar üst solunum yollarında tutulur. Tozların akciğerlerde hastalık oluşturabilmesi yönüyle hem toza hem de kişiye ait bazı özellikler öne çıkar. Bunlar tozun boyutu, tozu taşıyan atmosferik koşullar ve rüzgar hızları, uzaklık, dağılım alanı, fibrojenik potansiyel, ortamdaki yoğunluk, depolanma nitelikleri, kişiye ait özellikler arasında da kişinin genetik yapısı, sigara alışkanlığı, diğer solunum sistemi rahatsızlıkların varlığı sayılabilir. Asbest, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin kanserojen maddeler listesinde grup 1A kanserojen olarak tanımlanmıştır. Asbestin vücutta bulunuşu cisimcik halinde, sağ üst resimde görüldüğü üzere demir protein, mukopolisakkaritlerle kaplanmış asbest liflerine verilen isimdir. Serbest lif halinde, sağ alt resimde görüldüğü üzere lifler sadece elektron mikroskopunda görülebilir. Sol üst resimde asbest tozu solunmasından kaynaklı akciğerde asbest kütleleri oluşumu, sağ üst resimde akciğer dokusuna gömülü krokodilit lifleri, sol alt resimde akciğer grafisi ve sağ alt resimde akciğerde asbestoz olayı görülmektedir. Asbestin neden olduğu hastalıklar, beni hastalıklar, parietal plevrada hiyalinize plaklar, perikard hastalıkları, benign akciğer hastalıkları ve malign hastalıklar. Akciğer kanseri, asbest ve sigara, akciğer kanseri oluşumunda sinerjik etki gösterirler. Mezotelioma veya akciğer kanseri sakat bırakabilir ya da öldürebilir. Diğerleri genellikle vücutta semptomlar ya da yetmezlikler oluşturur. Asbeste bağlı hasta olma süresi, plak 20 ile 30 yıl arası, selim asbest plörozisisi 1 ile 60 yıl arası, malign mezotelioma 20 ile 40 yıl arası, bronş karsinomu 20 ile 30 yıl arası, asbestozis etkilenme süresi ve dozuna bağlıdır. Mezotelioma oluşumunda bildirilen bazı risk faktörleri şunlardır. Toplam etkilenme, asbest lif tipi, ilk etkilenmeden sonra geçen süre, genetik faktörler ve erkek cinsiyet. Mezotelioma, akciğerler ve karın organlarını örten zarların kanseridir. Ölümcül bir hastalık olup, akciğer veya karında su toplanmasıyla karakterizedir. Nadiren kan şekerini düşüren insülin benzeri hormon salınmasına yol açar. Mezotelioma, Türkiye'de en sık rastlanan kanser türlerindendir. Semptomları kısa soluk alıp verme, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, göğüs ağrıları, sürekli öksürük ve yutkunma zorluğudur. Asbest yasağı. Türkiye'de asbestin kullanımı 2010 yılında kısmen, 2013 yılında da tamamen yasaklanmıştır. 25 Ocak 2013 tarihli ve 28.539 sayılı resmi gazete, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik gereğince, asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest içeren her türlü ürünün ithalatı ve satılması, asbest ürünlerinin veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır. Asbest kanserojen bir maddedir. Uzun süre tozu solunduğunda mezotelioma denen akciğer kanseri nedendir. Mezotelioma'nın tedavisi bulunmamaktadır. Türkiye'de asbestten en fazla maruziyet kırsal kesimde,
çevresel asbestten olmaktadır. Asbest iyi bilinen bir kanser etkendir. Asbest bulunan yerlerde asbest temasının kesilerek insanların artan kanser riskinden korunmaları esastır. Bu noktada yapılabilecek iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi ilgilileri mesul durumda bırakacaktır. Doğumdan itibaren yaşamımızın her anında etkili olan bir doğa tehlikesi asbestle ilgili alınacak önlemlerle insanların asbestten hasta olmaları ve ölmeleri önlenecektir. Sağlık dileğimle.